Efendim, şimdi kameralarımızı dün geceden beri felaketi yaşayan Elazığ'a çevireceğiz. Beyaz Haber ekibinden Tuğçe Ünsal muhabirimiz ve kameraman Kerem Aydoğdu bütün gün orada yaşananları takip ettiler. Son gelişmeleri de Tuğçe'den öğreneceğiz. Tuğçe, söz sende. Dinç Tuncel, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şu an Elazığ merkezdeyiz. Depremin belki de en çok etkilediği bölgelerden bir tanesindeyiz. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeyiz. Hemen arkamda kameraman arkadaşım Kerem Aydoğdu gösteriyor sizlere. Kalay Apartmanı var. Bu apartmanda saatlerdir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Görüyorsunuz, ekipler beton yığınları arasında bir ses duymaya çalışıyor. Bir nefes duymaya çalışıyor. Şu ana kadar 7 kişi bu enkazın altından çıkarıldı. 10 kişinin olduğu tahmin ediliyordu. 3 kişiye daha ulaşmaya çalışıyor ekipler. Sesler duyuluyor zaman zaman. Zaman zaman yine nefes duyuluyor. Ekipler canla başla enkaz altından o 3 kişiyi sağ salim kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Yine burada umut kesilmedi. Yakınları da bekliyor enkaz altındakilerin hala. Hala umutları var. Enkaz altından sağ olarak kurtarılmalarını bekliyorlar yakınlarının. Yine dediğimiz gibi burada 10 kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyordu. Şu ana kadar da 7 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Saatler oldu. Depremin ardından neredeyse 21 saat geçti. Saatler geçti. Burada umut kesilmedi. Ekipleri görüyorsunuz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Hala henüz birine ulaşılabilmiş değil ama içeride 3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Bu çalışma, bu çaba, onlarca ekibin buradaki çabası onları kurtarabilmek için. Yine deprem nedeniyle merkezde yıkılan 2 bina daha var. Sadece Kalay Apartmanı değil. O binalardan bir tanesi Kalay Apartmanı'na aslında çok yakın, 50 metre uzağında. O binada da şu ana kadar herhangi bir kişinin herhangi bir depremzedeye ulaşılamadı. Sağ veya ölü bir şekilde ulaşılamadı. Yine bir enkaz çalışması da merkezde devam ediyor. Burada şu an çalışmalar da yine devam ediyor. Saatler içerisinde, dakikalar içerisinde eğer sağ birisi depremzede burada çıkarılırsa, kurtarılırsa yine ana haber boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız diyelim ve sözü Ankara'ya bırakalım. Peki Tuğçe, çok teşekkür ediyoruz. Biz de güzel haberler bekliyoruz senden almak üzere.